İyi akşamlar Savcı Bey. İyi akşamlar. Babam bitti, şimdi de kız kardeşimin peşine mi düştünüz? Ya ben anlamıyorum gerçekten. Sizin bizim ailemizle bir alıp veremediğiniz falan mı var? Sadece görevimi yapmaya çalışıyorum. Eminim siz de annenizin gerçek katilini öğrenmek istiyorsunuzdur, değil mi? Gerçek katilim mi? Hı. Ne istiyorsunuz benden? Bildiğim her şeyi anlattım. Rahat bırakın artık beni. Yalan söylediğinize eminim. Yeni deliller ışığında yeniden seni tutuklayıp yargılayacağım. Bir dakika, bir dakika. Ne tutuklaması, ne delil, neden bahsediyorsunuz siz? Annenizi öldüren cinayet silahı kürek sapında bir tek Sumru Hanım'ın parmak izlerine rastlandı. Buyurun. Ablacığım. Ablacığım bak, kesin bir yanlış anlaşılma var, tamam mı? Sen sakın korkma, biz halledeceğiz, tamam mı? Tayfun'un sana bir teklifi var. Seni mahkemeye çıkmadan kurtarabileceğini söylemiş. Ama bir şartı var. Dur tahmin edeyim. Eğer onunla evlenirsem, değil mi? Bakarsın. Bak, bunu yapmak zorunda değilsin. Hiç kimse seni böyle bir şey için zorlayamaz. Egemen'le Yağız bu işi doğru yoldan halledebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar, tamam mı? Bunun tek yolu Tayfun'la evlenmem abla. Mahkemeye çıkarsam kurtulacağımı hiç sanmıyorum. Niye? Sen masumsun. Er ya da geç senin masum olduğun ortaya çıkmayacak mı zaten? Yağız'la Egemen bu işin peşini bırakmayacaklar. Yalvarırım, bir kez olsun insanlara güvenmeyi dene, olur mu? Bak, kendi başına çabaladığın zaman neler olduğunu hepimiz gördük. Ya bir şey yapamazlarsa? Abla, sen beni biliyorsun. 10 yıl ya da daha fazla cezaevinde kalırsam ben ne yaparım? Dayanamam buna, ölürüm orada ben. Sen kendini bu adama nasıl teslim edeceksin? Ha? Bu adam psikopatın tek. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Egemen'i öldüreseye dövmüş, biliyor musun? Az kalsın benim yüzümden ölecekti. Şimdi hayır dersem kim bilir ne yapar? Size, babama, Yuma'ya bile bir şey yapabilir. Yenilgiyi asla kabul etmeyen biri o. Asla pes etmeyecek. Ama ben pes ediyorum. Sizin için. Tayfun'u onunla evlenmeye kabul ettiğimi söyleyin. Sumru. Müstakbel karıcığım. Evine hoş geldin. Küçük bir teşekkürü hak ediyorum herhalde. Önce hapse sok. Sonra çıkar. Neyin teşekkürünü bekliyorsun acaba? Senin aşkın için yapabileceklerimi farklı bir yolla göstermek istedim. Hepsi bu. Seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Bunu aklından çıkarma. Buraya zorla getirdiğim biriyim sadece. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Diyorsun. Beni hiç tanımamışsın. Her ruh yeniden bestelenmeye ihtiyaç duyan bir melodidir. Ben senin bestekarın olacağım. Rüya aleminde yaşayan manyak adamın tekisin sen sadece. Odanı hazırlattım. Dinlenmeye ihtiyacım vardır.
Cehennemde görüşürüz Tayfun.